sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ulu önderiniz Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etmişti. Ya biliyoruz da burası Ütopya ama. Haklısınız. Burası dünya değil. Ama Ütopya olarak bizim de bir adetimiz var. İnsanları sevgiyle bir araya getiren ve insanlık adına olumlu şeyler ifade eden bütün bayramları biz de burada kutluyoruz. Ne güzel. Peki biz de Ütopya'nın bayramlarını kutlayabilecek miyiz dünyada? Tabii isterseniz kutlayabilirsiniz. Önümüzdeki ay bizim sihirli ısırgan otu bayramımız var. Ay çok güzel. Yüzümüze de süreriz. Evet. Sıra geldi koltuk törenimize, öyle değil mi Taber? Evet Yüce Onus. Tıpkı ülkelerinde olduğu gibi 23 Nisan şerefine Yüce Onus'un makam koltuğuna bir çocuk oturacak. Yüce Onus, bu senede çocuk diye bıyıklı bir genci oturtmayacaksınız herhalde koltuğa. Ben oturabilir miyim Yüce Onus? Kendini şaşırdın galiba Afrodit. Neden öyle söylüyorsun Demeter? Ben dünyada ne yapılıyorsa onu da burada uygulamayı planlıyorum. Özür dilerim Yüce Onos. Umarım maksadını aşan bir şaka olmamıştır. Özür dilemene gerek yok Demeter. İyi bir yönetici şakadan anlar. Evet. Ben bu sene koltuğumu çok özel ve çok iyi bir çocuğa bırakıyorum. Nazlıcığım. Ben mi? Evet sen. Ah sen bu sene yaptıklarınla bu koltuğa oturmayı çoktan hak ettin. Çok teşekkür ederim Yüce Onos. Gel bakalım gel. Ben oturacaktım ama hadi yine iyisin. Hadi otur bakalım. Şimdi bir dilek dile bakalım. Dilek mi? Evet. Ne istersen. O zaman madem bugün çocuk bayramı, o zaman dünyada gökyüzüne oyuncak yağsın istiyorum. Evet. Evet bu çok güzel olur. Çocuklar kim bilir ne kadar çok sevinecekler. Yüce Onos, insanlara havadan oyuncak yağması biraz garip gelmez mi acaba? Evet sen de haklısın. Buldum. Eğer bu oyuncakları bir uçaktan aşağıya atacak biri olursa bence bu garip gelmez. Evet, evet bu çok daha doğru olur. Peki uçağı kim kullanacak? Ben. Ben kullanırım. Aslında benim aklıma biri geldi. Hades olalı böyle zulüm görmedi be. Ah. Ah Selena senden nefret ediyorum nefret. Al. Al. Kafam yandı kafam yandı. Al. Şuraya bak.